Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Kardeşlerim, son hutbelere geldik. Çünkü Fatiha suresinin şu an 5. hutbesine ve bugün Ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz olan kısmını alacağız. Ondan sonra sırat hutbeleri 2 tane, ondan sonra gayril mağdubi 1 olmak üzere ve bu şekilde Fatiha suresini bitirmiş olacağız. Alimler diyorlar ki bu ayetten önce ma kableha senâun alallah, Allah'ı övmek, Allah'ı yüceltmekle ilgili manasındadır. Ve ma ba'deha, bundan önceki ayet dua, bundan sonraki ayet dua olan kısmını yüce Allah'tan istemektir diyor. Ve diyor ki İyyâke na'bud, ya Rabbi sana kulluk eder olan kısmı tehmike minel riyâ, seni kötülükten, riyakarlıktan seni alıkoyar diyor. Ve İyyâke nesta'in, seni kibirden korur diyor alimler. Peki ne demek İyyâke na'bud ve İyyâke nesta'in? Yani ya Rabbi, ilah sensin, yaratan sensin, yaşatan sensin, beni yoktan var eden sensin. O zaman madem ki Rab sensin, o zaman sen hakkıyla ibadete layık olan senden başka kimse değildir. Çünkü sen Rab'sın, ilahsın ve Allah tebareke ve teala bizleri sadece ve sadece ona kulluk etmek için gönderdi Rabbim tebareke ve teala. Ve ma hiyel ibadet? İbadet nedir? İbadet, yüce Allah'ın sevip ve razı olduğu bütün ibadetler, fiiller, yani sözler, ameller, hepsi eğer Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bir şekilde yaparsa ki inne salati ve nusuki ve mehyaye ve mati, namazım, hayatım, ölüm, kurban kesmem, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. La şerike leh, ondan başka ilahım, Rabbim yoktur. İde kunte hakeze, eğer böyle akidense, bu şekilde yaşıyorsan ebşir bil hayr, ve sana müjdeler olsun. Mümkün Allah tebareke ve teala bu fiilinden dolayı seni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada cennette komşu edecektir. İşte madem enneke rabbiya ilahena, ey Allah'ım, madem ki Rab sensin, ilah sensin, o zaman ibadete hakkıyla layık olan senden başka kimse değildir. Vel haliku li hadihil eşya huvel mustahakku lil ibada, bu eşyaları yaratan kim ise hakkıyla ibadete layık olan ondan başka kimse değildir. O da Allah tebareke ve teala. İnanın, gözümle görmeseydim, kulağımla işitmeseydim belki inanmayacaktım. Adam yanımda ya. Namazında ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz demesine rağmen inanın açtı ellerini. Ya Gavs diyor, bana rızık ver diyor. Kim bu Gavs? Ya Abdülkadir Ceylani. Ya Allah dostları başımızın tacıdır, bir şey demiyoruz. Ama ibadette istediğin zaman Allah'tan isteyeceksin ya. Allah'tan ya. Geçenlerde bir yere gittim. Ya diyor hocam, senin 15 tane hutbene geldim. Bir daha gitmeyeceğim. Ben seni şikayet edeceğim. Niye dedim? Ya diyor, sen Allah dostlardan ne aldığın, yani vermediğin var. Neden çat? Ya dedim, ben çatmıyorum, ben mübarek. Ben diyorum ki Allah'tan iste. Bundan güzel ne olabilir? Ya diyor, sen şeyhinden daha iyi biliyorsun. Ya dedim, şeyhinden daha iyi bilmiyorum. Ama şeyhin de Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyor? Allah Resulü Allah'tan isteyin diyor. Rabbin de benden isteyin diyor. Ne ettim, ne yaptım? İkna etmedi. Ne yapalım? Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir, gereği hatırlat ey Muhammed'im. Senin görevin hatırlatmak, uyarmak. Sen onların başında zorbacı bir polis değilsin ya Muhammed diyor Rabbim tebareke ve teala. Çünkü onlar inted'uhum, şayet onları çağırsanız, yakarsanız onlar işitmezler, duymazlar Allah tebareke ve teala. Duysalar dahil icabet edemez diyor Rabbim tebareke ve teala. Emvatun gayru ahya. Çünkü onlar ölüdür. Geçenlerde biri bana diyor ki, hocam diyor, Allah Resulü hayattadır, ölmemiş diyor. Olur mu ya? Rabbin sana diyor, dedim ki, inneke meyyitun. Sen de öleceksin. Ya Muhammed, sen de ölüsün. Ne kadar yaratılmış olan mahluk varsa hepsi ölecek. Ve len yebka illa rabbul alemin tebareke ve teala. Yeryüzünde bütün mahluklar ölecektir. Resul bile olsa, kim olursa olsun, herkes fanidir. Allah tebareke ve teala bakidir. Abilerim, kardeşlerim, men tevekkele ala şeyin, kim bir şeye tevekkül ederse ve o şey yüce Allah'ın kudreti, iradeti, meşiyeti içerisindeyse ve sen bu şeyi yaratılmış olan mahluklara yöneltirsen Allah'a ortak koşmuş oluyorsun diyor alimler. İşte burada yüce Allah'a hayatın boyunca kulluk edersem, İstediğin kadar hacca git, istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar zekatını ver, ibadetlerini yap, Allah'a ortak koşuyorsan Rabbim bütün bu ibadetleri kabul etmiyor. Kul
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ Ey Resulüm! De ki, ziyanda olanların, ameli çürük olanların, kaybedenlerin, ziyanda olanların kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Onlar diyor dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün yapmış oldukları ibadetler boşa giden kimselerdir. Rabbim tebareke ve teala söylüyor. Ya ehvan i'lemu şunu bilin ki la yucad fil kevn. Kainat içerisinde ve dışarısında yaratılmış ne gibi mahluk varsa hepsi fanidir ve Allah tebareke ve teala bakidir. Men الذي خلقنا bizi yaratan kimdir, yaşatan kimdir, halkadan kimdir, bizi kainatı bizi rahmetiyle çepeçevre kuşatan kimdir? Allah'tır. O zaman madem ki Allah bizi yarattıysa hakkıyla ibadete layık olan ondan başka kimse değildir, o da Rabbül Alemin'dir. Son olarak اذن لابد أن تكون عبادتنا على التوحيد. İbadetimiz tevhid üzerine olması gerekiyor. Aksi halde yarın kıyamet gününde ne evlatlar ne mallar hiçbir şey fayda vermez. Sadece muhlis şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen kişi müstesnadır. Dilerim Allah'tan bizleri tevhid üzerine canımızı almayı nasip eylesin ya Rabbi. Ve Yüce Allah Tebareke ve Teala bizleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد